Evet, Roj Giresun'a bağlanıyoruz ama öncesinde bir not düşeyim. Roj, orada mısın? Evet, buradayım. Seni de tanık kılayım. Ya Cübbeli'nin yaptığı açıklamada Cemil Bayık ve adamlarının diyor. Ben bu süreçte Cemil Bayık'tan yapılmış hiç açıklama görmedim. Yani Roj'a şeye Roj diyorum. Cübbeli'ye malum mu olmuş? Çünkü Murat Karayalan'ın açıklaması var, Remzi Kartal'ın açıklaması var. Duran Kalkan'ın açıklaması var ama Cemil Bayık açıklaması görmedim. Herhalde o şeye geldi. Ne denir ona? İstihareye yattı deniyor. Ne deniyor? Gördün mü sen Yani Cemil en azından Bayık'tan şu herhangi bir an açıklama var mı? Yok, değil mi? yok, teknik olarak henüz bir açıklaması yok ama biliyorsunuz en son KCK adına yapılan bir açıklama yayınlandı. Orada Öcalan'ın çizgisini tutunduğu pozisyonun arkasındayız gibi bir ifade kullanılmıştı. Muhtemelen bir sürçülisan olmuş gibi görünüyor en azından. Evet, şimdi Roş senle ne diye konuşmuştuk? Özgür Özel'in Güneydoğu gezisini izleyecektim ve sonra gelecektim burada senle o geziyi değerlendirecektik. Ama gezi başladığı gibi bitti Ankara'daki terör saldırısı üzerine. Ama yine de bir gün Diyarbakır'da bir şeyler oldu, gece döndü. Onu kısaca bir değerlendir de ondan sonra bu son yaşananları konuşalım. CHP İyi hazırlanmış mıydı? İnsanların CHP'ye bakışları nasıldı? Olağanüstü bir durum var mıydı yoksa çok şey miydi? Yani sıradan bir olay mıydı? Şöyle söyleyeyim, aslında Özgür Özel'in bu programı çok önceden kurgulanmış bir programdı ama devamında Bahçeli'nin yaptığı çıkış, yani Öcalan gelsin mecliste konuşsun çıkışı, sonrasında Demirtaş'ı ziyareti bölgede bir beklenti yarattı. En azından çıta çok yukarıdan açılmış oldu. Bu sebeple de aslında Özgür Özel'in Diyarbakır'dan vereceği mesajlar ciddi bir beklenti yarattı. Ama tabii yani Özgür Özel'in geldiği gün TUSAŞ'a yapılan saldırı bir anda aslında bu çözüm sürecine dair, yeni bir sürece dair tartışmaları Özgür Özel'in konuşmalarının başlığın gerisinde bıraktı. Şunu söylemek mümkün. Yani bölgede aslında heyecan ve umuttan ziyade şu anda görünen şey kaygı ve temkin hali. Zaten TUSAŞ saldırısı, sonra devamında yapılan başka açıklamalar bu kaygının zinde kalmasını, sürekli canlı olmasına sebebiyet veriyor. Ama Özgür Özel'in Diyarbakır'da başlayan ziyareti en azından ilk mesajları açısından oldukça olumluydu. Şunu söylemekte fayda var. Aslında bir süredir normalleşme tartışmaları yapılıyor. Bu normalleşme tartışmalarıyla süreç tartışmaları biraz Kürt toplumunda aynı izlekte okunuyor. O yüzden de Özgür Özel'in Diyarbakır ziyareti bir açıdan CHP'yi de bu sürecin içerisine katan bir yeni anlam içeriyordu. Şimdi senle en son yayın yaptıktan sonra peş peşe acayip gelişmeler yaşandı biliyorsun. Bahçeli'nin gelsin DEM Parti grubunda konuşsun sözü çok çarpıcıydı. Hala bunun şeyi yapılıyor. Bir diğer husus tabii ki Ankara'daki TUSAŞ saldırısı. O da çok çarpıcıydı ve bu arada öğrendik ki daha sonra öğrendik ama TUSAŞ saldırısından birkaç saat önce Ömer Öcalan, yeğen, aynı zamanda DEM Parti, Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan amcasını ziyarete gitmiş ve 2 saatlik görüşmede özetle Öcalan ne demiş? Silahların susturulmasına ben teorik ve pratik açıdan hallederim. Bu şeye sahibim demiş. Hepsi peş peşe oldu, hepsi üst üste geldi. Burada en önemli sorulardan birisi TUSAŞ saldırısının zamanlamasıydı. PKK'dan yapılan açıklamada bunun süreçle hiçbir alakası yok diye bir açıklama yapıldı biliyorsun. Ama yoksa da var değil mi? Yani şöyle, en azından sürecin bağlamını eğer sadece Bahçeli'nin
açıklaması üzerinden değerlendirmiyorsak, hemen bir gün sonrasına geldi ama eğer değerlendirmiyorsak, en azından görünen o ki taraflar arasında henüz güven verici bir noktaya gelinmiş değil. Ve örgütün aslında açıklaması bir başka şeye işaret ediyor. Bu bir henüz de aramızda bir ateşkes hali yok. Sürecin getirdiği bir anlaşma yok. O sebeple de burayla bağlantılandırılamaz diyor. Diğer taraftan da ciddi şekilde, yani bu saldırının zamanlaması Kürt toplumunda da genel anlamda Türkiye toplumunda da bir ciddi kaygı hali yarattı. O yüzden yani bu saldırıyı oradan kesmek, çok analitik bir değerlendirme yapmak, politik zemininden uzaklaştırmak mümkün görünmüyor. Peki orada şöyle aslında çok husus var konuşacak. Çok husus var konuşacak ama şunu gördüm. Zübeyir Aydar Avrupa'da bir kanala çıkmış, örgütü bir kanalına ve orada uzun uzun işte orada TUSAŞ'taki saldırıda sivillerin ölmüş olmasının çok da önemli olmadığını, buna misillemede Suriye'nin kuzeyinde Rojava dedikleri bölgede de sivillerin öldüğünü vesaire anlatmaya çalışıyor. Orada gördüğüm, anladığım kadarıyla kendi işlerinde de bir rahatsızlık var. Yani ben böyle okudum açıkçası. Bu benim okumam zorlama mı sence? Yani orayı bilmiyorum tabii ki ama şunu ifade etmekte fayda var. Örgütün tabanında DEM Partisi seçmenlerinde vesaire, yani ne derseniz periferisinde aktörlerden tutun DEM Parti'nin yaptığı açıklamaya kadar bu saldırıdan bir rahatsızlık duyulduydu ve anlamlı bulunduydu. Bu saldırının zamanlamasının. Bunun bir sabotaj gibi değerlendirilmesi güçlüydü. O sebeple de yani bunu izah etme girişimi anlaşılabilir diyebilirim. Peki Mehmet Uçum'un yaptığı onun meşhur pazar yazıları var, böyle destan gibi yazıyor. O mealen şöyle dedi: bu saldırı başlayan şeyi engellemez. Sen ne dersin? Sanki öyle, ben de öyle bir şey gördüm açıkçası. Yani normalde saldırı çok büyük bir saldırı. Çok net. Hedef alınan yer stratejik olarak çok önemli. Çok acı insan hikayeleri var. Taksi şoförü, kadın, güvenlik görevlisi, hayatını kaybedenler falan. Normalde bu olay çok daha nasıl diyeyim, gündemi çok, İnfial yaratır. evet, ama sanki çok fazla devamı gelmedi gibi. Şöyle yani ben bu saldırı sonrasında gelişen ilk tutumların, reflekslerin aslında süreci güçlendirdiği kanaatindeyim. Yani hem Bahçeli'nin bundan geri adım atmaması, yani saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklama milli birlik, kardeşlik vurgusu ve başlatılan sürece bir saldırı olduğu okumasıydı. DEM Parti'nin yaptığı açıklama bunun böyle bunun zamanlamasının manidarlığıydı. Yine Demirtaş uzun zaman sonra bu saldırı vesilesiyle konuşmuş oldu ve Öcalan'ın muhtemel bir silahsızlanma çağrısının, bir barış çağrısının tam olarak arkasında duracağını ifade etti. Yani aslında bu süreci güçlendiren bir tutum olarak ortaya çıktı. Öyle ki taban baskısı ve gelişen bu açıklamalar KCK'nin de aslında biz Öcalan'ın pozisyonunun arkasındayız gibi bir açıklama yapmasına sebebiyet verdi. Bu saldırının hemen sonrasındaki gün. Ama bence burada bu saldırıdan ziyade tarafların karşılıklı açıklamaları ve bu sürecin uzaması, bu açıklamaların cımbızlanması ve sürecin başka aktör ve yeni olaylarla doldurulması ihtimali sürece zarar verebilir. Şimdi burada çok ilginç bir husus var. Demin izleyicilerimize de aktardık onu. DEM Parti'den, parti meclisinden bir uzun bir bildirge yayınlandı biliyorsun. O bildirgede ki bazı bölümler, özellikle Bahçeli'nin yaptığı örgütün kendini tasfiye etmesi çağrısı çok net bir şekilde
reddediliyor. Ve ilginç olan şu ki Bahçeli bir tarafa Öcalan ve DEM Parti'yi, bir tarafa Selahattin Demirtaş ve Kandil'i koymuştu. Öyle değil mi? Yani yaptığı açıklamada böyle bir kategorizasyon yaptı. Bir tarafta yani işbirliği yapacağı Öcalan ve DEM Parti var. Öteki tarafta Selahattin Demirtaş ve Kandil var. Ama şimdi baktığımda DEM Parti'nin son yaptığı açıklamaya bakıldığında Öcalan ve Selahattin Demirtaş bir anda, DEM Parti ve Kandil bir anda gibi duruyor. Katılır mısın? Evet, ilk görüntü bu oluyor. Yani çünkü şu ana kadar yani aslında bu DEM Parti'nin yaptığı açıklama ben kendi içlerine daha çok konuştukları, biraz orada bileşenleri gözettikleri ve büyük bir anlatıyı ifade etmediği kanaatindeyim. Ama diğer taraftan da sürecin hassasiyetini gözettiğimiz zaman ortaya çıkan metnin fazlasıyla amalı olduğu, fazlasıyla temkinli olduğu, diğer taraftan da karşı taraftan yapılan açıklamaları dikkate aldığımız zaman aynı netlikte olmadığını söyleyebiliyoruz. Bu da aslında biraz bugün bazı köşe yazılarına da yansıdı. Yine hükümet çevresinden başka isimlerin açıklamalarına da yansıdı. Kandil'le aynı pozisyonda olmak gibi nitelendirildi. Bence bir parti meclisi açıklaması üzerinden, hele ki böyle bir sol gelenekten gelmiş bu tür açıklamalara çok alışık bir siyasi partinin açıklamasını değerlendirdiğimiz zaman bir açıklama üzerinden böyle bir büyük anlatıya girişmek, böyle bir büyük resim okumak hatalı olabilir ama yani diğer taraftan da evet, görünen ilk durum en azından bugün itibariyle Öcalan'la Demirtaş'ın aslında benzer pozisyonlarda olduğunu en azından tescilliyor. O zaman şöyle bir şeyi de devamen sorayım. Tabii senin söylediğin husus önemli. Bu parti bir... Partinin, parti meclisinin bildirgesini ne kadar önemsemeliyiz meselesinde söylediğin önemli, şey de önemli. Bahsettiğin o köşe yazarları da hemen büyük bir fırsat yakalamış gibi hemen DEM Parti'nin üzerine üşüşmüşler. Onu da not etmek lazım. Mesela bugün de Bahçeli ne dedi? Kürt meselesi diye bir şey yok dedi. Yani çok karışık bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bu son durumdan hareketle Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin yok saymaya çalıştıkları, dışarıda tutmaya çalıştıkları Selahattin Demirtaş herhalde bir şekilde tekrar gündeme gelecek gibi geliyor bana. Katılır mısın? Yani gerek Bahçeli gerekse de Erdoğan için çok istenmese de Selahattin Demirtaş'a bir anlamda Öcalan'ı merkeze alan bir sürecin kamuoyuna anlatılması için ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorum. Ne dersin? Yani buna kesinlikle katılıyorum. Şu açıdan iki açıdan önemli. Bir, eğer bir yeni süreçten bahsediyorsak, bunun topluma aktarılmasından bahsediyorsak, bir defa inandırıcılığını sağlamak için konuşacak olursak, birincisi Demirtaş'ın serbest bırakılması, tahliyesi bunun ilk adımlarından birisi olabilir. Yani bir süreci inandırıcı kılacak gelişmelerin başında geliyor. İkinci mesele de evet, Öcalan örgüt kadroları, örgütün kurucu kadrosu, militanları üzerinde ciddi bir etkisi olan bir aktör, tarihsel bir lider. Ancak eğer bir silahsızlanma sürecinden bahsedeceksek, Kürt meselesinin yeni bir evreye geçişinden bahsedeceksek ve bu Bahçeli'nin bahsettiği zaman zaman Kürt siyasetiyle de örtüşen Kürt-Türk birlikteliğinin yeni bir tarihsel evreye geçişinden bahsedeceksek, bunun hem farklı toplumsal kesimlere aktarılması hem de inandırıcılığının, gücünün arttırılması gerekiyor. O yüzden Öcalan'ın tarihsel liderliğinin yanında Demirtaş'ın toplumsal liderliğinin de medzedilerek bir sürecin ortaya konulması zaruri bir durum olarak karşımıza çıkacak gibi düşünüyorum. Aksi durumda bu sürecin hem etkisi hem de inandırıcılığı zayıf olacaktır.
Son olarak şunu sormak istiyorum. Kimileri Erdoğan'la Bahçeli arasında farklılık, hatta çelişki, en azından uyumsuzluk olduğunu düşünüyor. En son Erdoğan biliyorsun uçakta Bahçeli ile ilgili soru sordurtmadı. Hatta birileri dedi ki Bahçeli'nin yaptığı çıkıştan Erdoğan'ın haberi yoktu vesaire. Böyle bir ihtimale sen önem atfediyor musun, yoksa ikisi ne yapıyorlarsa birlikte mi yapıyorlardır? Şöyle yani bir sürece beraber karar verildiği kanaatindeyim. Yani Türk meselesiyle ilgili bazı adımların atılması gerektiğiyle alakalıdır. Ancak Bahçeli'nin yaptığı bazı çağrıların herkes için şaşırtıcı olduğunu biliyoruz. O yüzden genel bağlam noktasında bir mutabakat olsa bile kavram setlerini kullanma, bu araçları kullanma noktasında Bahçeli'nin özelleştiği, zaman zaman Erdoğan'ı bundan habersiz kıldığını düşünüyorum. Ve bazen Bahçeli yaptığı çağrılarla iktidarı bu kez Kürt meselesinde başka bir sınıra davet ediyor. Ve aslında şunu da unutmamak lazım. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi en nihayetinde %10'luk bir siyasal parti. İktidara bir siyasal alan açabilir, bir siyaset imkanı sağlayabilir. Ama bunun maliyetini ödeyecek olan nihayetinde Erdoğan ve AK Parti olacak. O yüzden AK Parti'nin ve Erdoğan'ın Bahçeli'nin bu çıkışlarından habersiz olabileceği ihtimalini çok göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Roş, çok teşekkürler. Bu süreç devam edecek ve sen de yayınlarımız da devam edecek. Öyle kolay kolay kurtulamayacaksın benden diyeyim. Çok sağ ol.